Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi hoş geldiniz. Yeni bir hafta başı videosu ile karşınızdayız. Altına bakacağız, dövize bakacağız, Bitcoin'e bakacağız. Bu hafta bizi neler bekliyor? Hepsini inceleyeceğiz sevgili dostlar. Yine bu hafta önemli gelişmeler var, onlara da bakacağız. İstiyorsanız şöyle bir yavaş yavaş ekonomik takvimimize bakmaya başlayalım. Ekonomik takvimimizde bugün geçen hafta söylediğimiz tüketici fiyat endeksimiz, enflasyon oranımız geldi. Yine üfe verisi geldi. İstiyorsanız onlar da şöyle bir Twitter'dan bir bakalım. Öncelikle bir Twitter'ı açalım şöyle. Twitter'dan bir bakalım. Evet, şöyle haberlere bir bakalım öncelikle. Bakan Nebati faiz artırılmadan olmaz diyenler vardı. Elhamdülillah o da tamam demiş. TÜİK enflasyonu %61.14 açıklamış. Biz 61.60 bekliyormuş. Şu düşük gelmiş beklenenden. Evet, TÜİK raporuna göre bir bakalım. Mart ayında bazda fiyatlar en fazla artan ürünler motorin olmuş arkadaşlar. Daha sonra benzin, kömür, kuru soğan ve şehirler arası otobüs ücreti olmuş. Bir önceki yılın Mart ayına kadar en fazla artanlar ise ulaştırma. Bunun içine yakıt da dahildir. Gıda ve alkolsüz içecekler, ev eşyası, lokanta, oteller, çeşitli van ve hizmetler. Gördüğünüz gibi ikinci sırada olmazsa olmaz gıda var arkadaşlar. O da %70 oranında bir artışın olduğunu söylemiş TÜİK. Tabi bu veriler ne kadar doğru ne kadar yanlış, orası sizin yorumunuz açık arkadaşlar. Evet, çarşamba günü, gerçi yarın akşam da var ama FED üyelerinden konuşması var yarın, ama yine çarşamba günü FED tutanaklarının açıklanmasını bekliyoruz. FED tutanaklarının açıklanması bizim için niye önemli? Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Powell, FED Başkanı Powell gerekirse 0.50-0.50 arttırmaya başlarız demişti piyasalardaki faiz oranını. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz oranını. Burada piyasaları şöyle az bir sallamıştı. Şimdi bu tutanaklarda ne çıkacağı önemli. Orada da bir 50 baz puanlık bir etki gelirse tekrar ufak bir etkiler görebiliriz. Belki daha yüksek bir etki gelir. FED tutanaklarını görmek lazım. Bu bizim için önemli. Yine 7 Nisan'da Avrupa Merkez Bankası'nın neyi var? Toplantı tutanakları açıklanacak aynı FED gibi. Bunları takip ediyoruz. Bunlar bizim için bu hafta takip etmemiz gereken olaylar. Tabii 14 Nisan'daydı sanırım, yanlış yazmadıysak. Bizim Merkez Bankamızın faiz toplantısı var. Dolar TL parametresine bakacağız nereye gidecek. Onları da hep beraber inceleyeceğiz şimdi. Şöyle bir haberlere göz atayım. Bakan Nebati'nin açıklamanı zaten paylaşmıştık burada. Kur korumalı mevduat hesaplarının 695 milyar TL'ye ulaştığını görebiliyoruz. Yeni haftalarda temkinli global piyasalar ise yeni haftaya temkinli başladı arkadaşlar. Niye temkinli başladı? Fed'in tutanakları var. Şimdi dolar TL parametresine geçmeden önce şu faizden bahsedelim ve enflasyondan bahsedelim. Biliyorsunuz yavaş yavaş artık Rusya ekonomisinin, Rusya-Ukrayna savaşının dünya ekonomisine yaptığı etkileri görmeye başladık. Bu da tüm dünyada beklenmedik bir enflasyonu tetikledi. Aslında enflasyon verisi Covid'den sonra zaten biz büyük bir enflasyon biliyorsunuz bekliyorduk. Rusya-Ukrayna gerginliğinde bunun tuzu biberi oldu. Yani zaten artan bir enflasyonu, işte Fed'in önce parasal daralmaya girdiğini, daha sonra işte faizi, daha sonra da belki bilanço küçültmesi gelebilir. Bunları hatırlarsanız geçmiş aylarda çok detaylı şekilde konuştuk. Şimdi bizim ülkemiz için konuşmuyorum, tüm dünya için konuşuyorum. Tabii bizim ülkemiz de buradan ne kadar etkilenecek, o hep beraber tartışma konusu. Yüksek bir enflasyon görmemiz muhtemel arkadaşlar. Evet, şimdi belli beklentiler var piyasada. Bunlardan biri stagflasyon dediğimiz bir unsur var arkadaşlar. Bunu görebiliriz. Stagflasyon nedir? Öyle bir hemen Wikipedia'dan bir Wikipedia'nın anlattığı gibi görelim arkadaşlar. Resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü durummuş arkadaşlar. Bu durumda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselmektedir. Resesyon neymiş? Resesyona bakalım istiyorsanız. Resesyonda makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılatın 2 veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumuymuş arkadaşlar. Ekonomide durgunluğun artmasıymış. Şimdi terimleri geçelim. Şimdi asla gelelim. Biliyorsunuz artan bir enflasyon durumu var. Bu artan enflasyon durumunda
malların yükselmesi, fiyatların artması var. Bununla birlikte artan bir maaş talebi var. Mesela bizim ülkemizde hatırlarsanız asgari ücreti ne yapmıştık? Arttırmıştık ama şu an hala yeni bir asgari ücret arttırımı gelir mi gelmez mi? Piyasada o konuşuluyor. Yine Amerika'ya baktığımızda işsizlik verileri iyi gelse de ortada tatminkar bir durum olmadığını görebiliyoruz. Yine savaşın etkileriyle birlikte Avrupa'da bazı haberler gelmeye başladı işsizlik oranları ile ilgili. Bunları da yakından takip ediyoruz. Bugün yarın olmasa bile ilerleyen süreçlerde böyle sıkıntılara girebilecek miyiz, giremeyecek miyiz hep beraber bakacağız. Şu an gidişat tüm dünya için konuşuyorum, ona doğru gidiyor. İşte Rusya'nın biliyorsunuz kendi öz kaynaklarını artık ruble ile satmaya başlamasından dolayı doların beli gittikçe bükülmeye başladı. Belki bugün olmaz ama ilerleyen zamanlarda da doların güç kaybettiğini zamanla da görmeye başlayacağız. Bu aynı şekilde Euro bölgesi için de geçerli arkadaşlar. Burada tabii ki bir büyük ülkenin yaşadığı bir büyük sıkıntı diğer ülkelerde ister istemez ne yapacaktır? Etki edecektir. Yani bugün Rusya-Ukrayna arasındaki yaşanan savaşın diğer Avrupa ülkelerine ve bizim ülkemize nasıl etki ettiğini hep beraber gördük. Hatırlarsanız geçmiş videolarda her zaman söylüyorum. Emekli cüzdanları yapmak mantıklı. İşte hiç satmayacağınız, çok uzun vade düşüneceğiniz altın, gümüş, fiziki altın ve fiziki gümüşü bulundurmak mantıklı. Evet, alım satım yapmak için dijitalleri kullanabilirsiniz ama emekli cüzdanı yapın, kenarda tutun dediğim zamanları hatırlıyorsunuz. Ben bunları daha önce ne demiştim? Kripto paralar için de söylemiştim. Ama en son bu Covid olayları patladıktan sonra ve size ekonominin süreçlerini anlatmıştım hatırlarsanız. Bu süreçlerde mutlaka o emekli cüzdanınıza hiç satmayacağınız ne demiştim ben mesela Bitcoin'i ben 40 bin dolardan aldım abi diyelim. Ben o 40 bin dolardan aldığım Bitcoin'i hiç satmadığım bir cüzdan var. Bir de 40 bin dolardan alıp veya 60 bin dolardan alıp sattığım sürekli bir cüzdan var. İşte o hiç alıp satmadığım Bitcoin cüzdanına ne yapmaya başladık abi? İşte fiziksel gümüş ve altınları biriktirmeye başladık. Çünkü ilerleyen süreçlerde bunlara ihtiyacımız olur gibi geliyor bana. O yüzden ne yapacağız? Biraz daha temkinli olmaya devam edeceğiz. Ben sadece bu kadar açıklamasını yapıyorum. Geri yorumlar size kalmış sevgili dostlar. Evet, şimdi Dolar-TR parametresine bakalım. Dolar-TR parametresi sabahleyin gelmiş olan enflasyon oranı ile birlikte yükselişe geldi. Burada 14.57 civarında destek, 14.74 civarında direnç olarak söylemiştik. 14.74'e hala gideceği görünüyor. Burada günlük kapanış yapması durumunda da 14.86'ya kadar hedeflerimiz hala masada duruyor. Euro bölgesinde şöyle baktığımızda Euro ve dolar arasındaki düşüşü görüyorsunuz hatırlarsanız. Size ta geçmiş haftalarda demiştim ki henüz Şubat verileri gelmemişti. Mart verileri gelmemişti Euro bölgesinde. Euro'nun bir değersizleşme durumun olabileceğini söylemiştim hatırlarsanız. Bunlardan birisi Avrupa Merkez Bankası'nın hiç beklemediği bir şekilde Rusya-Ukrayna gerginliğinden dolayı daha çok Euro'yu piyasaya sürmesinden ötürü. İkincisi de söylemiştim hatırlarsanız hala Euro bölgesinde gelmeyen bir faiz artışı. Bu da Euro'yu değersizleştirmeye devam edeceğini söylemiştim o zaman. Ta o zamanlar söylemiştim ve şu an dediklerimiz piyasaya çıkıyor. Pound bölgesinde bir faiz artışı var. O şu anlık destekliyor bunu. Takip ediyoruz. Gram altında 905 seviyesini şu aşağıki seviyelerden beri hepsini bir alım fırsatı olarak söylemiştik hatırlarsanız. Yine 6 ay para ihtiyacınız yoksa 905-900 seviyeleri gram altında değerlendirebilir noktalar gibi duruyor. Hala da durmaya devam ediyor. Gümüşte de 11.5 daha önce söylemiştik 11.5 gelmiş. 11.5 değerlendirebilir noktalar gibi duruyor. Ama dediğim gibi 6 ay 1 sene benim para ihtiyacım yok diyorsanız burada 11.5 ile 12 arası burada da 9.5 ile 9.30-9.40 arası değerlendirebilir bölgeler gibi duruyor. En az 6 ay için konuşmak gerekirse. İstanbul BIST 100'ün yani İstanbul Kıymetli Emtia Borsası 100'ün 2000 puandan sonra yatırım yapılabilir seviyeye kadar gittiğini söyledik hatırlarsanız. Şu an bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz. Buradaki direnci de 2400 puan. 2400 puana kadar çok bir sallantı beklemiyoruz açıkçası. Ama dediğimiz gibi yine temkinli olmakta fayda var. Dünya borsalarının kararsızlığı devam ediyor. Çünkü ne Amerika Birleşik Devletleri tarafında ne de Fed tarafında şahin duruşlar devam ediyor. Sonra bir böyle yumuşama oluyor. Onlar da ne yaptığını bilmiyor piyasalar. Zaten demin haberleri gösterdim hatırlarsanız. Orada kararsızlıklar devam ediyor. Ons altında 1900
seviyesinin değerlendirebilir bölge olduğunu söylemiştik. Burada 2000 puan da tekrar ilerleyen süreçlerde göreceğiz. Göreceğimize inanıyorum. Şöyle baktığımızda petrole bakalım. Petrolde düşüş devam ediyor. Petrol şu an düşüşte, tam yükselen trendinde. Bu trendin aşağısına kırar mı kırmaz mı hep beraber bunu bakacağız. Kırarsa petrolde düşüşleri daha hızlı görebiliriz. Şöyle Brent petrolde de aynı grafiğimiz var. Burada takip etmeye devam ediyoruz. Pompalara yavaş yavaş yansımaya başladı. Şu trend kırıldıktan sonra daha hızlı bir şekilde yansıyacağını görüyoruz. Evet, risk endeksimizde orta vadede, demin işte gram altın gibi söylediğim gibi, orta vadede değerlendirebilir alanda gezmeye devam ediyor arkadaşlar. Takip etmeye devam edeceğiz. Evet, şimdi gelelim kripto paralara. Dolar endeksimizde dalgalanmaya devam ediyor. Zaten bunu her yayında söylüyorum. Şimdi kripto endekslerimize bir bakalım. Şöyle kripto tahtamıza bir bakalım. Kripto tahtamız ne durumda? Kripto tahtamızda böyle kararsız bir durum var. Bitcoin makasta, o makası göstereceğim size. O yüzden bazı altcoin'ler yeşil yakıyor, bazı altcoin'ler kırmızı yakıyor. Şöyle kripto korku endeksimize bir bakalım. Kripto korku endeksimizde ne var? Kripto korku endeksimizde 52'lerde, bu da böyle kararsız, biliyorsunuz ta 60'lardan 52'lere geçmişti birkaç günden beri, orada seyrediyor. Şimdi öncelikle ABCD formasyonumuz vardı, hatırlarsanız. Burayı kırarsa çok büyük düşüşten kurtulur gibi geliyor demiştik, hatırlarsanız. Şimdi o makasın üstünde tekrar bir direncimiz var. O direnç de şuradaki çizdiğimiz bir nokta var. Burası Nisan ayının başlangıç noktası, yani Nisan ayındaki ATH'ı orada bir tutunmaya çalışıyor. Şimdi burada tekrar tüm çizdiğimiz çizgileri destek ve direnç olarak belirleyebiliriz. Ama bizim takip ettiğimiz haftalık bazda bir unsur vardı. Bir ona bakalım. O hangi konumlarda? Ona göre bir bakalım. Şimdi hatırlarsanız bunu defalarca söylemiştik. Söylediğimizin arkasında da ne yapmak lazım? Durmak lazım. Demiştik ki yeşil mum EMA 10'un üzerinde kapattığı zaman artık ben işleme girebilirim. Girmek istiyorum. Benim girebileceğim pozisyonlarda olduğunu söylemiştim, hatırlarsanız. Yine MAC indikatörü al verdiğinde, tekrar burada haftalık bazda işe girebilirim demiştim. Şimdi bu vakitten sonra biz neleri görebiliriz? Şimdi bu vakitten sonra artan enflasyon ve artan faiz oranlarından doğru işleme işte ben ne yapacağım? Ben bu vakitten sonra işlemlere girmeye başlayacağım arkadaşlar. Ama işlemlere girerken de ne yapacağız? Şu an stoplu seviyelerde takılmaya devam edeceğiz. Niye stoplu seviyelerde takılmaya devam edeceğiz? Çünkü önümüzde beklediğimiz bir Fed toplantı, Fed tutanakları var. Onun peşine işte artan bir enflasyon oranı var. Yani dış etmenler çok. Artık dediğim gibi, yani nakitte duran paramızı ne yapacağız? Kripto para almaya başlayacağız. Fakat aldığımız noktanın da kısmına veya %5 kayıpla veya işte daha üstünden de koyabilirsin, sana kalmış, size kalmış, orada stop koymayı ihmal etmeyeceğiz. Çünkü artık dediğimiz gibi, yani Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Özellikle savaş kısmında bizi çok etkileyecek unsur da var. Yine Bollinger bantlarına bakalım. Yine Bollinger bantlarında bakın. Burada Bollinger bantlarında ne görebiliyoruz? Yine orta bantın üstünde kaldığımızı görebiliyoruz. Yani burada da 3 aşağı 5 yukarı tablonun bize iyimser olduğunu görebiliyoruz. Şimdi şöyle baktığımızda 46.000 seviyelerini, Bitcoin'in artık 46.000 seviyelerini ufak tefek destek seviyesi oluşturmaya çalıştığını görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir çizelim bakalım, buradan bir trend tablomuz var mı? Şöyle bir trend tablosu takip edebiliriz, eğer takip etmek isteyen arkadaşlar varsa. Şuradaki trend tablosunu ne yapabilir? Buradaki destek seviyesi olarak buraları benimseyebilir. Tekrar söylüyorum, şu an her şey yeşermiş durumda gözüküyor. Burada İşte bugün, bu hafta olacak yine dediğimiz gibi işte FED tutanaklarının açıklanması bizim için önemli. Ha hocam, benim acelem yok, bir FED tutanaklarını bir göreyim derseniz de ben de mantıklı olarak sizin FED tutanaklarınızı görmenizi isterim açıkçası. FED tutanakları açıkladıktan sonra biraz daha böyle sanki Mayıs ayına kadar, Nisan Mayıs'ta toplantı var biliyorsunuz, Mayıs ayına kadar biraz daha rahat olabiliriz. Evet, dediğim gibi mutlaka stop koymanız lazım. Stop koymak lazım. Eğer yok, ben uzun vade düşünüyorum zaten hocam, yani yazın sonuna kadar satmayı planlamıyorum derseniz, o da size kalmış arkadaşlar. Yazın sonundan sonra ne bekliyorum peki, onu da söylemiştim. İşte yazın sonunda bu artan yüksek
enflasyonda FED daha şahin duruşlara başlayabilir. Daha şahin duruşlar işte özellikle kripto paraları etkileyebilir arkadaşlar. Yine Avrupa Merkez Bankası'nın demin Euro'nun değer kaybettiğini gösterdim size. Oradan gelecek faiz arttırımları da ne yapabilir? Burada etkileyebilir. Ben dediğim gibi bu süreçlerde evet artık kenarda çok nakit para bırakmayı tutmayı bırakacağım. Lakin ne yapacağım? Stopları da mutlaka koyacağım. Zaten burada şöyle baktığımız zaman işte 47.500, 46.000, 41.000 gibi güçlü desteklerin tutunduğunu görebiliyoruz. Özellikle haftalık bazı incelediğimizde şöyle haftalık baza geldiğimizde haftalık bazda da artık böyle 46.000'i sanki benimseyecekmiş gibi duruyor. Tabi burada bu mumun da kapanması bizim için önemli. Yani burada 46.000 seviyeleri şu makas ağırlıkları bizim için önemli. Tether dominansına bakıyoruz. Tether dominansının 3.75'ten 3.64'teki yerlerden destek seviyesi olduğunu takip ediyoruz. Tabi burada girecek bir yatay seviye yani 4'e çarpacak sonra tekrar 3.75'e gidecek. Burada yine ne yapacak? Kripto paraları canlandıracak. Bitcoin'in biraz daha ne yapması lazım? Yataya bağlaması lazım. Bitcoin böyle biraz daha yataya bağladığı an ne yapacak? Altcoin'lerde de hareketleri görmeye başlayacak sevgili dostlar. Ethereum için de zaten söylemiştik hatırlarsanız 3400-3500 dolarları neyi var? Bir yükselen trendin olduğunu söyledik. Şöyle bir çizersiniz. Şuradan bir yükselen trend takip ederiz. Şu an dirençte. Bu direncin ne yapması lazım? Şöyle geçelim arkadaşlar. Bu direnci günlük bazda kırması lazım Ethereum'da. Şöyle baktığımız zaman günlük bazda Ethereum'un bunu kıramadığını görebiliyoruz. Şöyle çizerseniz buradaki destekten tekrar tepki alırsa günlük bazda 3500'ü kırarsa hedefler 4000 dolar olur. Aynısı ne için geçerli? Aynısı Bitcoin için de geçerli. Şöyle bakalım. Şöyle baktığımızda burada yine bir yükselen trend. Burada da 4000 şey 47.500'ü kıramamış mesela. İşte günlük bazda 46.000 altında gün kapatmadığı sürece ne yapacak? 47.500'ü doğru yukarı yönlü patlamaya çalışacak. Nereye kadar patlayacak? Eğer günlük bazda 46.000 altında gün kapatmazsa ve 47.500'ü kırarsa 52.678'e kadar burada neyi var? Yolu var arkadaşlar. Tabii haberler haberlerde sıkıntı var. Yani burada ister istemez piyasada bir düşüş izlenimi var. Dediğim gibi yarın açıklanacak yarın ve çarşamba günü hem FED üyelerin konuşması var. Söylemiştim hatırlarsanız. Hem de açıklanacak veriler var. O yüzden piyasa böyle şu an bir kırmızı bir yeşil yakıyor. Tüm yatırım araçlarında bir kırmızı bir yeşil yakıyor. Yine işleme girecekseniz mutlaka ne yapmanız lazım? Stop seviyesine bakmanız lazım. Ama yok hocam benim acelem yok. Bir iki gün daha beklerim diyorsanız da FED tutanaklarını görmekte fayda var. Çünkü en son FED tutanakları açıklandığında ciddi bir düşüş yaşamıştık. O düşüşü tekrar yaşamamak için temkinli olmakta fayda var. Veya küçük küçük işleme girmekte fayda var. Yani artık öyle uçtuk kaçıyoruz kelimesi etmeye çok kalmadı. Zaten hatırlarsanız yazın başları falan demiştik. Nisan bitti. Mayıs'ta toplantı var zaten. Mayıs'taki toplantıdan sonra işte o Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını güzel geçirmeyi planlıyoruz. Peki yazın sonuna doğru da tekrar sıkıntıların başlayacağı gözüküyor şu an. Yani bu vakitten oraya gözükenler bunlar. Aklınıza takılan varlarsa mutlaka videonun altında yazın arkadaşlar. Yine videonun başına söylemedim ama bu sağ tarafta bir yerde yazıyordur. Çekiliş videosu arkadaşlar. Videoyu beğeniyorsunuz. Altında nokta dahi olsa yorum yapıyorsunuz. Önümüzdeki pazartesi canlı yayında çekilişi çekiyoruz arkadaşlar. Geçen haftanın çekilişi de bu akşam saat 9'daki canlı yayında arkadaşlar. Yine Telegram grubumuzda sürekli sorular sorabilirsiniz. Çünkü piyasa çok dalgalı. Hemen video çekemiyor olabilirim. Yine shortları da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.